Yine karşılaştık Türk. Vakti geldi Deli Demir. Zulme baş kaldırmanın vakti geldi de geçiyor bile. Biz bu topraklara bin bir ümitle geldik beyim. Can bulalım, şen olalım dedik ama her günümüz zehir oldu. Bize günü dar edenlere ben de bin mislini yaşatmazsam bana da bu alemde er demesinler. Aklından geçen nedir benim? Turgut'u alacağım. Ay kız, o kale geçilmezler. Ne duvarları, ne kapısı geçilmezmiş. Her kapıyı açacak bir kilit, her duvarı aşacak bir yiğit vardır Deli Demir. Eğer Turgut'u alamazsak da uğruna can veririz. Eğer Turgut'u bu obaya geri getirirsem beyim, ay kız yeniden hayat bulacak. Ay kıza sözüm sözdür. Onları bu topraklarda baş gözeteceğiz. İnşallah beyim. İnşallah. Ben yola koyulayım. Alplerle yol hazırlığımız var. Bileğine kuvvet beyim. Yola çıkmadan görüşürüz. Sağ ol beyim. Kara Toygar geldi ezdi. Elaziz'de yıkıp geçti. Açtı keferesi de ayrı bir dert. Biz ne edek beyim? Moğol peşimizdeyken sürüm daha besiliydi. Sayısı daha çoktu. Şimdi elimizde kala kala eti kemiğe yapışmış 40 büyük baş kalmıştır. Niye? Celallenip kafa tutmadığımız kimse kalmadı da ondan beyim. Bize yazık değil mi? Çoluk çocuğumuzun rızkını kurda kuşa yem ettik. Doğrudur beyim, doğrudur. Doğrudur, böyle olmaz. Ben bu sürüdeki hayvanları satacağım. Vazifemden şüpheniz olmasın. Bu hayvanlardan, bu sürülerden ne beklersin beyim? Anası süt vermedi. Ne etinden, ne sütünden, ne yününden. Satacağız da kim alacak? Kimse bakmaz bu hayvanların yüzüne. Halepli tüccarlar, Türkmenlerle alışveriş çoktan bitirmiştir. Siz bu güzel obada hayvanlarınızı bir besiye çekin hele. Besiye çekin ki diliniz yuvasında, işiniz yolunda olsun. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu hayvanları bol akçeye satacağım. Sen başkasın beyim, biliriz. Sen ahalinin dilini bilirsin. Sürünün de, çobanın da ne istediğini bilirsin. Azgın sularda tek başına koca bir sürüyü birini bile telef etmeden geçirdiğini gördük. Doğrudur beyim. Doğrudur, doğru. Aklın fikrin savaşta değil, birliktedir. Yaparsan sen yaparsın beyim. Lakin biz bu sürüyü satamazsak halimiz perişandır. Şimdi siz varın gidin hayvanlarınızı besiye çekin. Bu iş benim boynumun borcudur. Haydi eyvallah. Ne yapacağız emmi? Çobanın derdi obanın derdi. Gönülleri hoş edilmezse obada huzur muzur kalmaz yeğen. Bilmem mi? Bir yol vardır da yeğen. Bilmem baban ne der. Şimdi beni iyi dinle Gündoğdu. Yolculuk vakti gelmiş atabeyim. Ertuğrul Bey, sana sadece bir can borcum yok. Sen Halep'i de kurtardın.
Haçlıların düzenini başlarına yıktı. Bir gün alemi İslam bu kahramanlığını hayırla yad edecektir. Eyvallah tabii. Lakin Anadolu'yla bu toprakları bir edemezsek, bütün edemezsek daha Haçlılar çok tuzak kurarlar. Doğru söylersin. Halep, Kudüs, Şam, Musul, Kerkük ve Bağdat ve Konya ve daha nice şehir bir ananın evlatları gibidir. Her kim ki onları birbirinden ayırmaya kalkarsa bedelini öder. Eyvallah tabii. Ne vakit bir ihtiyaç hasıl olursa Halep sizin yuvanızdır. Kapısı her daim sana ve obana açıktır. Bizim de pusatlarımız her daim sizin için kınından çıkmaya hazırdır. Yaşadığınızı biliriz. Kardeşinle, babanla neler çektiğiniz hepimizin malumudur. Sizin çektikleriniz de bizim malumumuzdur Haymana. Şehzade kız olmak zerrece itibar ettiğim bir şey değil. Obanın kız olmaktan başka da bir isteğim yok. Bir şehzade kız olarak babanı bırakıp bir yiğidin yanında obaya gelmenin ne demek olduğunu herkes çok iyi bilir kızım. Daha önce Gökçe'ye sormuştum. Şimdi aynı soruyu sana soracağım. Ertuğrul için her şeyi yapar mısın? Evet. Onu gerçekten seven bir kadının otağından, ailesinden gelecek her türlü zorluğa göğüs germesi gerektiğini bilir misin? Bilirim. Bu otağa gelin gelen kızın obanın dertlerini dert edineceğini bilir misin? Bilirim Aymana. Ertuğrul'un mutluluğu için kendi mutluluğunu çiğner geçer misin? Ertuğrul'u bırakıp çekip gider misin? Ertuğrul için nasibime düşen vuslatsa ne gam. Yaşar giderim. Kederse kanı kanı içerim Aymana. Konya'da medresede ilim tahsil ettikten sonra Süleyman Şahım'ın isteğiyle oba halkına yardım etmeye çalışıyorum. Maşallah. Kayobasa halkı da canla başla hizmet ediyorlar. Bu obanın ayrı bir kokusu var evlat. Öyle de bir ruhu var ki Allah bu obanın bereketiyle aleme nizam getirecek inşallah. 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 Destur var mıdır? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Rahatınız yerinde midir? Eyvallah Ertuğrul Bey. İlyas Fakıh bizi hoşça ağırlamaktadır. Yarın cuma namazından sonra yola koyulacağım. Nereye evlat? Kardeşim Turgut'u kurtarmaya. Tapınakçıların kalesini başlarına yıkmaya gidiyorum. Şeytanın çocukları tuzak içinde tuzak kurar. Evlat gençsin, kudretlisin, alpsin. Lakin devletli olmak gerek. Pusatın çözemediğini kalemler çözer. Hileleri görmek lazım. Uyanık ol. Şeytanın hilesi boldur.
Karşı yatan karlı dağa sorar olsam, yayla kimin? Soğuk soğuk sularını sorar olsam, içit kimin? Katar katar develere sorar olsam, yüklet kimin? Karalı göklü otağını sorar olsam, gölge kimin? Ne edeceğin? Ağız dilden kız kişi haber verse bana. Anlaşılmıştır. Haber verse ne edeceğin? Karabaşım, kurban olsun sana derim. Hayme Ana'nın ağasını kervansarayda görünce Çiçek Hatun mu geldi aklına kardeş? Bir günden bir güne gittiği mi var ki? Gördüğünde sordun mu Korkut Bey'e Çiçek Hatun neylermiş? Cesaret edemedim kardeşim. Senin derdin bitmez kardeş. Bak, ben avrat deyi pusatımı kuşanır, evlat deyi atımı sever. Alp'ın bunca derdi varken avrat da ne ola ki be karındaş? Abla. Ha. Hayme Ana Erçol için ne olsa yapar mısın diye sordu. Ne demekmiş o? Sevdiğin için her şeye katlanır mısın demek istedi. Yani? Ondan vazgeçecek kadar sever misin diye sordu. Ya sen ne dedin? Ok yaydan çıkmıştır artık ana dedim. Aferin benim kardeşime. Asla vazgeçmeyeceksin. Vazgeçersen seni ölene dek ezer. Gökçe. Yoksa Hayme Ana evladına hem seni hem de Halime'yi mi almak ister? Abla olur mu öyle şey? Destur var mıdır? Buyur beyim. Kolay gelsin yenge. Sağ olasın beyim. Yeğenim öte dünya uçmağa varmış. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Öte dünyada şefaatçimiz olsun. Amin beyim. Çok üzüldüm yenge. Allah size yeni evlatlar nasip etsin. Obamıza da huzur nasip etsin inşallah. Ertuğrul Bey'im, Halime bu obaya bir geldi, pir geldi. Onun yüzünden kaç can toprak oldu, kaç ananın yüreği dağlandı. Aykız Turgut'u kaybetti, deli divane oldu, benim bebemi düşürdü. Olan ağabeyinle bana oldu. Eğer bu kız yüzünden daha fazla can yanacaksa gayrı yanmasın. Erlik yap, onu bu obadan gönder. Bebeni kaybettin, canın yanar. Lakin bu obanın bir töresi vardır. Bu obada erler erliğini, hatunlar hatunluğunu yapar. Hatunlar er işine karışırsa obada düzen bozulur. Ben de düzeni bozan hatuna söz ettirmem. Yengeme başsağlığı dilemeye gelmiştim ağabey. Ertuğrul, bu Halime Sultan sevdasından vazgeç. Gayrı obada hiç kimsenin huzuru kalmadı.
Ertuğrul Bey'im. Sağ salim döndünüz çok şükür. Gökçe. İkimizi de ilgilendiren bir konu vardır bilirsin. Babam. Seni gelini olarak görmek ister. Ama benim gönlüm başka bir ateşe düşmüştür. Sen benim beraber büyüdüğüm bacımsın. Bunun ötesi berisi yoktur benim için. Bunu bilmeni isterim. Bilirim Ertuğrul Bey'im. Gönlün Halime Sultanlar da başka bir şey demez. Ümidi yar olanın nasibi de hüzün olurmuş. Bize de hüznümüzü sevmek düşer. Sen gel demedikçe gelmem. Gerekirse ölene dek beklerim seni. İçin rahat olsun. Bu mesele bundan sonra babanla senin arandaki meseledir. Bil ki ben kaderime razı geldim. Müsaadenle. Destur var mı arkası? Olanları duydum. Geçmiş olsun demek istedim Aykız. Selcan tehlikeli kadındır. Ondan her şey beklenir. Doğru dersin Halime. Onun tehlikeli olduğunu bilen bilir. Bir de kimsenin bilmediği, görmediği tehlikeliler var. Başımıza gelen tüm dertlerin asıl müsebbibi olanlar. Ne demek istersin Aykız? Görmez misin şu halimizi Halime? Her şeyin sorumlusu sizsiniz. Bu obanın başına ne dert geldiyse biz ayak bastıktan sonra geldi demez misin hiç kendine? Haklısın Aykız. Daha kendi başımızı beladan söküp çıkaramazken sizin başınızda belaya soktuk ama ben böyle olsun istemezdim. Hem ben artık bir karar verdim. Ailemi bırakıp da geldim buraya. Halime. Hala kendinden bahsedersin. Turgut'un tapınakçıların elinde esir. Bir haber dahi alamıyoruz. Ben burada bu haldeyim. Ertuğrul Bey'imse günlerdir senin peşinde. Destur var mıdır? Buyur beyim. Sabah gün doğmadan Turgut'u almak için yola çıkacağız. Ve almadan da gelmeyeceğiz bilesin. Ölürsek hakkını helal et Aykız. Helal olsun beyim. Senden sonra kaleyle ilgili bilgiler almak isterim. Ne zaman istersen beyim. Bana müsaade. Yola koyulacağız. Hazırlıklar var. (Gülüyor)
senden nefret ettim biliyor musun? Ertuğrul Bey'im senin yüzünden Turgut'um unuttu sanmıştım. Olur mu öyle şey Aykız? Hiç yakışır mı bir yiğidi Alp'ini unutmak? Canı pahasına olsun sana getirecek Turgut'u. Bu gece bizim çadırda kal. Ya baban? Baban bakar başının çaresine. Olmadı ocağın kenarına bir döşek atar. Ne konuştunuz? Gönlüm Halime'dedir dedi. Gel hele şöyle. Bacı müsaade et. Saf güzel Gökçen. Bela obamıza geri döndü. Bakalım bundan sonra ne işler açacak başımıza o uğursuz kadın. Belli ki obaya yerleşmek niyetinde. Ama ben onu buradan arkasına bile bakmadan nasıl yollayacağımı bilirim. Sana gelince bundan gayrı sözümden dışarı çıkmayacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa Ertuğrul'u unut. Sen ne zamandan beri bu kadar acımasız oldun? Geçmişte ne yaşandıysa unut artık abla. Sırtında taşıdığın yükü, kinini nefretini at. Sen böyle insanları kırdığın müddetçe kimse bu ovada seni de beni de sevmeyecek. Gökçe kendine gel. Ağzını topla. Selcan. Hayırdır? İki kardeş kilimhaneyi birbirine katarsınız. Yok bir şey Gündoğdum. Bacımın biraz dili uzamış, ablasına onu göstermekte. Aman Selcan. Ortalık zaten bela dolu. Bir de sizinle uğraşmıyor. Merak etmeyesin Gündoğdu. Beyim, Hayme Hanım söyledi. Süleyman Şah'ım evlatları ve gelinleri akşam otağda yemek yemek istermiş. Hazretleri odasında mı? Sizi bekliyor efendim. Sizi aramızda gördük ya, Allah'a bin şükür. Kefenin önce almaktan kurtuldum. Eyvallah Sıddık. Hazretleri. Dayı. Beni affedebilecek misin? Hepsi geride kaldı. Artık. Sen de geçmişi düşünerek kendini heder etme. Ben bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacağım dayı? Üzerimde onca insanın vebali varken, şehit edilen dervişlerin, şehit olan askerlerin, ben bu kadar insanın vebalini nasıl ödeyeceğim dayı? Gafsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hırkasını alan Şeyhim İbni Arabi bana bir gün demişti ki, terk ettiğin kabahatlerini
bir daha yapmamakta kararlı ol. İşlemekte olduğun hayırlarıysa ölene dek sürdür. Sakın bırakma. Hoş geldin. Akşam yemeğinde konuşacak çok meselemiz olacak dayı. İnşallah Aziz. İnşallah. Destur var mıdır? Buyur gel. Süleyman Şah otağı aile yemeğine çağırır sizi. Beni de mi çağırır? Evet. Benim gelmem uygun olur mu ki? Süleyman Şah'ın böyle uygun gördü. Ertuğrul Bey yarın Turgut'u almaya gidecek. Dönüp dönmeyeceğini bilemeyiz. Tüm sevdiklerimiz bir arada olalım dedi. Deli Demir'le Aykız'ı da istedi. Geliyoruz birazdan. Hadi. Kayıboyunun yiğit beyleri. Soframı şenlendirdiniz. Var olasınız. Bahtiyar kıldınız beni. Hoş bulduk. Kaç zamandır diyar diyar bir yurt bulma hayaliyle dolaşıp dururuz. Yurdumuz olsun ki oğlanlarımız, kızlarımız şen olsun diye. Doğru dersin beyim. Görmediğimiz, ayak basmadığımız toprak kalmadı. Lakin korkusuzca yaşayacağımız bir yurt bulamadık. Bütün ümidimizi Halep'e bağladık. Burası da Süleyman Şah'ın evladı Ertuğrul yüzünden cehennem oldu. Artık takatimiz kalmadı kurdoğlu. Nefes alamadan sebepsiz kavgaların içinde bulduk kendimizi. Ben de bundan dertliyim işte. Böyle giderse korkarım evlatlarımız gün yüzü göremeyecek. Doğrudur beyim. Doğru dersin beyim. Peki ne yapacağız kurdoğlu? Çare nedir? Bizi bu dertten kurtaracak tecrübeye sahip biz seni tanırız bu obada. Karabudak. Ve Kutlu, her zaman yiğit, her zaman açık sözlüydünüz. Yine öylesiniz. Eyvallah. Eyvallah. Size güvenebileceğimi biliyordum. Ya çare? Çare, Süleyman Şah'ın karşısına geçip bey gün doğdu olsun demektir. Ne? Ver hadi. Kafirlerin muvaffak olmaması için bize güç ver. İmanımızı, bileğimizi kuvvetlendir. Bizleri muzaffer eyle ya Rabbim. Bu hain savaşta ölen askerlerimize şehitlik bayisi ver. Elaziz'in günahlarını bağışla ya Rabbim. Gövden Halep'i Kellende Kayı Obası'nı şenlendirecektir Şahabettin. Yenilmeye mahkum olduğunuzu hepinize göstereceğim.
Savaş daha yeni başlıyor. Ne var senin? Hiç. Ne demek hiç? Kukuma kuşu gibi. Ne o öyle? Topla kendini. Sofrada kalan bu 3 kaşık. Demek budur derdin. Bu 3 kaşıktan biri Ertuğrul'un ağabeyi Sungur Tekin'in, diğeri Dündar'ın. Yani bir daha asla bu sofrada oturamayacak olan hayaletlerin. Kalan kaşığa gelince Halime'nindir diye yüreğim pırpır eder belli ki. Abla. Süleyman Şah böyle bir şey yapmaz değil mi? O ihtiyarı hala tanıyamadım besbelli ki. Dostum dediği, yüzüne güldüğü adamı bile ikiye biçecek kadar... Ama o kadar da değil. Bak. Birazdan kocan olacak adam gelecek. Beraber yemek yiyeceğiz. Obayı felaketlerden, Halep'i tapınakçılardan, İslam dünyasını da büyük bir savaştan kurtardı o. Onun uğruna obanın en gösterişli koşu kesildi. Haymana evladı için en sevdiği yemeği yaptı. Bu gecenin meliki o, melikesi de sen olacaksın. Topla kendini. Başka kim gelecek? Bakalım babanın heybesinden kim çıkacak Gündoğdu'm. Babam nerede? Ananın yanındadır, içeride. Ben bir Dündar'a bakayım. Al. Hele bu yansın benim aslan kardeşim. Yeni yurdumuzda cümle aleme göstereceğiz. Nasıl ok atılırmış, nasıl kılıç savrulurmuş. Kalbini kıracak bir halt mı ettim abi? Üstüme gelme Ertuğrul. Dilinin altında ne var abi? Gökçe'nin gözyaşlarını hiç görmezsin değil mi Ertuğrul? Yüreğinin nasıl kanadığını. Hiçbir şey umrunda değil. Ne Gökçe, ne babamın istediği bu evlilik. Hep başının dikine gidip istediğin her şeyi elde edersin. Ne de olsa beyimiz çok şanslı.
İran kedisi gibi hep dört ayak üstüne düşer. Tapınakçılar vız gelir, tırız gider. Koskoca Selçuklu devletine kafa tutar. Babam ne ki? Hele onun için yanıp tutuşan Gökçe. O kim? Koskoca şehzade kızı varken beyimize de böylesi yakışır. Sen kendine yakışanı yap Ertuğrul. Hele bakalım bu işin sonu nereye varacak. Yeter benimle şu halinle uğraştığın. Gel otur. İyiyim ben. Merak etme. Ah, Ertuğrul Bey'im izin verseydi. Sabah onlarla tapınakçıların kalesine gidecektim. Ertuğrul'un verdiği ayna değil mi bu? Evet. Bu aynaya her baktığında mutlu olasın. Birken iki, ikiyken çok olasın Halime. Amin Aykız. Ama işin hiç kolay değil. Sen değil miydin bir vakit bana? Kadın olmak zordur. Ama en zoru bir Alp'in kadını olmaktır diyen. Aykız artık benim gidecek başka bir yerim yok. Ertuğrul'dan ve obanızdan başka sığınacak hiçbir yerim, hiç kimsem yok. Ben ailemi bırakıp geldim. Artık bir şehzade kızı değilim. Ben artık bu obanın kızıyım. Destur var mı hanımlar? Gel baba. Hadi bakalım kızım, gidelim. Baba, ben gelmesem, kamçı izleri sırtımda tazeyken o kadınla aynı sofraya oturmak. Beyimizin bir bildiği vardır kızım. Hem bütün ömür birbirimizin yüzüne bakacağız. Böyle küsük olmaz. Hadi bakalım. Yapmayın efendim. Yüzünü göreceğim. Atı beyimizin başını kesmişler efendim. Maalesef başını bulamadım. Dayı.